Merhabalar hanımlar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kiremit rengi düz yazma üzerine görmüş olduğunuz iki rengi kullanarak sıralı, kolay, çok güzel bir modelim olacak. İplerimin markası Altın Başak, renk numaraları, yazmamın kendi renginden olan rengim yani kiremit rengim 500 numara. Şöyle krem rengi kullanacağım, 911 numara. Sadece iki renk kullanacağım modelimde. Bu renklerin çok uyumlu olacağını düşündüm. İnşallah videomu ve modelimi beğenirsiniz hanımlar. Yapımına geçeceğim modelimin geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğnesi61 yazarak Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Sorularınızı mesaj bölümünden yazabilirsiniz hanımlar. Kanalıma abone olmak da tamamen ücretsizdir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar, yazmamın zürafasını kendi rengiyle geçtim. Şimdi krem rengimle devam edeceğim. Hemen şöyle zürafamıza ipimizi sabitleyerek başlayalım. Öncelikle 3 tane zürafa ilerleteceğim. Şöyle 1, 2 ve 3. Bu modelde isterseniz krem rengine de zürafasını geçebilirsiniz ama yazmanın kendi rengini tercih ederseniz model daha da güzel duracaktır. Şimdi 3 tane zürafamı yaptım. Hemen 3. zürafamdan geriye dönüyorum. Sola doğru, hafif sola doğru iğnemi, ipimi sıktım. Şimdi bu kısımda bir tane sinek kanadı yapacağım. Çok büyük olmayacak. Bakın şöyle bir pırpır yaptım. Pırpırımın içerisinden geriye dönüyorum. Yine aynı zürafamın içine ipimi bağladım. Şöyle bir sinek kanadı yaptım. Zürafama tekrar aşağıya iniyorum. Şu alt kısma yazmayı getirelim. Daha da net görünün. Evet bakın şöyle. Zürafama indirdim ipimi. Şimdi bu aşağıya inmiş olduğum zürafayı da sayarak 3 tane zürafa ilerleteceğim. 2 ve 3. zürafamı yaptım. Aynı şekilde 3. zürafamın içerisinden geriye dönüyorum. İpimi ortalayarak sıktım. Bir tane pırpır yapıyorum. Boyutu bu şekilde yeterlidir. Tekrar geri dönüyorum. Yapmış olduğum pırpırdan tam ortalayarak sıkıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Bu şekilde. Evet, şimdi bu kısımdan tekrar devam ediyorum. Zürafama ipimi sabitliyorum. Yine bu aşağıya inmiş olduğum zürafamı sayarak 3 tane zürafa ilerletiyorum. Şöyle 3. zürafa. Buradan geriye dönüyorum. Aynı şekilde bir pırpır yapıyorum. Pırpırım içerisinden geri döndüm. Ve sinek kanadımı oluşturdum. Bu modeli düz renk yazmalarınızda tercih edebilirsiniz hanımlar. İki renk kullandığım için ve sıralı düz bir model olduğu için çok güzel duruyor düz renk yazmalarda. Ben daha önce bu modelden siparişte yapmıştım. Örnek bezimdeki bir model. Sizler için de göstermek istedim. Tekrar 3. zürafamdan geri döndüm ve aynı şekilde sinek kanadımı yapıyorum.
şöyle. Tekrar aşağıya iniyorum. Kullandığınız yazmalarınızın rengine göre bu orta kısmı krem kullanırsanız daha da şık duracaktır. Bunu da söylemiş olayım. Yani hangi renk yazma kullanıyorsanız zürafasını o renk geçerek ortasına krem, daha sonra da üst katını yine yazmanın kendi renginden yaparsanız model kendini daha güzel gösterecektir. Bunu da bir püf noktası olarak söylemiş olayım. Tabii ki yine kendi zevkinize göre renklerini sıralamasını, renk sıralamasını yapabilirsiniz ama bu şekilde daha da güzel duracaktır. Ben yaptığım siparişte yeşille yapmıştım. Zümrüt yeşilinde yapmıştım. Ortasını krem, zürafasını zümrüt yeşili ve üstünde zümrüt yeşili gitmiştim. Yazmam zümrüt yeşiliydi. Gerçekten böyle inci gibi kenarında duruyor. Yani bildiğim için bu yüzden bunu söylemek istedim. O modelin ortasını krem rengi geçerseniz daha güzel duracaktır. Şimdi ben bu kadar yaptım. Zaten böyle bu şekilde devam ettireceğim alt kısmını. Şimdi hemen kamera arkasını biraz daha ilerleteyim. Modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet hanımlar, biraz daha ilerlettim. Bu şekilde, yani model göstereceğim için şu kadar yeterlidir. Alt kısmı zaten bu şekilde devam ediyor. Şimdi dediğim gibi diğer renk ipimi kullanacağım. Yazmamın kendi rengini, orta kısmını krem kullandık. Şu ikinci zürafamdan başlıyorum. Hemen bu zürafamın içerisine ipimi sabitliyorum. Şöyle düğümümü attım. Şöyle görüntümü de netleştireceğim. Biraz daha yakından göstereyim. Evet. Bakın şöyle hemen yandaki zürafamın içerisine sabitledim ipimi. Şimdi bu sinek kanadımın aşağıya indiğim kısmına, şu içine yukarıya doğru çıkıyorum ve buraya yine ipimi, düğümümü atıyorum. Buradaki sinek kanadımın üst kısmına 3 tane pırpır yapacağım. Şöyle şu uzunluk yeterlidir bizim için. Şöyle göstereyim. 3 tane olacak. Aynı şekilde devam ediyorum. Hemen ikinci pırpırımı yanına şöyle aynı şekilde yaptım. 3. pırpırımı yapacağım. Siz bu pırpırların sayısını eksiltip artırabilirsiniz. Kendi zevkinize göre. Benim örnek bezimdeki modelim bu şekildeydi. Şimdi 3 tane pırpırımı yaptım. Bu aşağıya indiğim pırpır değil, diğer zürafa değil, diğerin yanına ipimi bağlayacağım. Çok gerdirmiyorum, çok da bol bırakmıyorum. Bakın şöyle tam aşağıya inecek şekilde bağladım. Daha sonra da buradan yine yukarıya çıkıyorum. Sinek kanadımın üst kısmına şöyle tutturuyorum. Ve aynı şekilde 3 tane pırpırım olacak. Evet, 3. pırpırımı yine tamamladım. Aynı şekilde aynı zürafamın içerisine yine bağlıyorum ipimi. Aşağı inerken çok sıkmıyorum ve çok da bol bırakmıyorum. İndiğim ipleri şöyle düz tuttuğumda orantılı bir şekilde görünmesi için ne çok sıkıyorum ne de çok bol bırakıyorum. Şimdi yine yukarıya çıkardım ipimi. Aynı şekilde 3 tane pırpırım olacak.
Tekrar aşağıya iniyorum. Bakın aşağıya indiğim ipimi çok bol bırakmıyorum, çok da sıkmıyorum. Çok kolay, çok zevkle yapılan bir model. Dediğim gibi ben sipariş yaptım bu modelden. Ve çok zevkle ilerleyen bir model. Zaten iki seferde gidiyor. Ve düz renk yazmalarda da çok güzel, çok şık duran bir model. Yazmaların rengine göre ortasını krem, alt ve yani zürafasını ve üst pırpırlarını yazmanın kendi renginden yaparak gerçekten çok güzel durabilecek bir model elde edebilirsiniz. Böyle ince gibi duruyor çünkü arasında krem kullandığınızda. Tekrar aşağıya iniyorum. Şimdi ben bu kısmı, geriye kalan kısmını kamera arkasında tamamlayacağım. Daha sonra da modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar, modelimi bu şekilde tamamladım. Bakın şöyle sırada, dediğim gibi ortası krem, alt ve üst kısımları yani zürafa ve üst kısmı yazmanın kendi rengiyle geçerseniz gerçekten çok hoş, çok güzel bir model elde etmiş olursunuz. Ben siparişimi bu şekilde yapmıştım ve çok beğenilmişti gerçekten. Şöyle hemen arkasından da göstereyim. Bakın bu şekilde çıtı pıtı sıralı model sevenler tercih edebilirler. Kolay da ilerleyen bir oya. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videolarımı beğenerek ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.